Yeni bir videomdan hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Robotu açtım. O içerileri süpürsün. Ben de kahvemi burada içeyim. Kahvemi sizlersiz içtim. Tam telefonu tripoda ayarladım. Kayınvalidem aradı, onunla konuştum. Dedim kahvemi içeyim bari soğumasın. Kayınvalidemi soranlarınız var güzelim. Özellikle ben videolara böyle ara verince kayınvalidem mi rahatsız Neslihan diye. Kayınvalidem annesigil tarafında, annesinde daha doğrusu işte bacısında, annesinde o taraflarda. Buraya geliyor, bir iki gün kalıyor, ondan sonra tekrardan gidiyor. Geçen ay Gizem'deydi, 20-25 gün falan Eltim Gizem'de kaldı. Nasıl? Yani raporlu ilaca başlandı. Açıkçası ne olduğunu da bulamadılar. Her şey normal gözüküyor ama hala bir zayıflaması, halsizliği, hareket kaybı devam ediyor. Ne bileyim, bilmiyorum yani. Söyleyebileceğim şeyleri zaten bu söyleyebildiklerimi söylüyorum sizlere. Zaten biz Gizem'le elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerisi zaten oğullarında, ne karar verirlerse o şekilde devam ediyorlar yani. Şimdi Görkem birazcık dışarıya çıkmak istedi. Açıkçası çocuk da bunaldı. Bir yere gittiğimiz ettiğimiz de yok. İyi dedim. Hava inanılmaz soğuk ama bildiğiniz böyle kuru ayaz. Neyse dedim, bir saat dolan gel. Yağmur havuza gitti. Ben de şimdi evi falan toparladım, işte üstümü giyindim, sizlere açayım dedim. Yemek yapacağım, yemeğim yok. Dün video çekmedim, karnabahar pişirmiştim. Birazcık karnabaharım var. Şimdi bugün de kıyma çıkardım. Böyle köfteli, bezelyeli, patatesli falan bir yemek yapayım diyorum. Annemle konuştum. Annemin maaş günü. Annem ATM'den maaş çekmesine tedirgin oluyor. Öğrettim, çekebiliyor ama ben yanındayken iyi çekiyor. Ben yanında yoksam bir iki kere de kart yutturdu. Kart yutunca zaten hepten böyle iptal oluyor. Neslihan dedi, maaş çekmeye gidelim mi falan, işin yoksa dedi. Dedim yemeğimi falan bir yapayım, olmazsa ineriz aşağıya dedim. Ya da sen bana versen, inmiyorsan ben ineyim geleyim dedim. Öyle bir konuştuk bakalım. Yani bugün acelesi yok, bugün olmazsa yarın da olur. Öyle güzellerim işte. Bendeki bugünkü havadisler böyle. Köftemi yapmaya başladım. Airfryer'da da kızartırım bunları. Patatesle köfteyi. Yuvarlak yuvarlak yapayım dedim. Yassı mı yapsaydım? Yo, böyle iyi. Şöyle porsiyonluk. Sömestr tatili gelmeden önce her sene plan yapıyoruz. Ama o planları hiçbir şeye geçiremiyoruz. Yani icraata geçiremiyoruz. Ilgaz yakın bize. Yengeme Fatma, yengemin büyük oğlu. Ilgaz da kayak hocası. Her sene diyoruz ki, hatta yengem de diyor. Bana haber verin, birlikte gidelim diyor. Diyoruz ki her sene oraya gideriz diyoruz. Günübirlik. Çocuklar eğlenir falan diyoruz. Olmuyor. Hadi diyoruz oraya gidemezsek, Elma Dağı da yakın bize. Orada da var kayak merkezi. Bu arada ben kaymayı falan bilmiyorum. Yani ben sevmediğim için karla oynamayı. Ama çocuklar seviyorlar. İşte çocukların gönlü olsun diyoruz ama işte dediğim gibi icraata geçiremiyoruz. Tabii ben işte hasta oldum falan güzellerim. Birazcık ondan kaldık evlerde. Bir de ortalıkta çok salgın var. İşte çocukları falan hasta etmek istemiyorum gibi. İşte eşim yoğun çalışıyor derken şey yapamıyoruz. Yani her sene bu planı yapıyoruz. Hatta ben şey diyordum. Böyle Ilgaz'a falan gitmeyelim de bir Gronos yapalım, termal yapalım, iki günlük gidelim gelelim falan diyordum. Onu da benim Yağmur istemiyor. Yağmur sevmiyor termal tatili. Sıcağı çok sevmiyor. Görkem seviyor da Yağmur sevmiyor. Yani kısacası bir şey yapamadık tatilde. Olsun, canımız sağ olsun. Her zaman gidiyoruz ediyoruz da. Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor denir ya. Tam bizdeki öyle oluyor yani. Başka da biliyorsunuz gidebileceğimiz bir yer yok. Yani biz gidersek anca böyle dışarılara gidiyoruz işte. Hani birine gidelim, kalalım, çocukların havası değişsin, şöyledir böyledir gibi bir şeyim olmadığı için benim. Her zaman söylüyorum sizlere. Ha, Elif gelecekti bu arada. Ve her gün diyorum Elif'e.
Biz her gün günde 500 kere mesajlaştığımız için ses atıyoruz sürekli birbirimize. Her gün diyorum ben. O da bir geleyim dedi güzellerim. Sonra bir gözü almadı. Havalar çok soğuk ya. İşte Ankara'da da biliyorsunuz gezecek yer yok. Yani gelirse var da ama şöyle havanın güzel olması lazım. İşte kar mar yağarsa hiçbir şey yapamayız gibi düşündük ikimiz de sonra. O bir gelecekti. Bir geleyim dedi. Sonradan vazgeçti. Havalar dedi Neslihan dedi ısınsın dedi. Zaten onun buraya geldiğinde bir yağmur yağmıştı biliyorsunuz. Bir günümüz neredeyse hiç olmuştu. Çocuklarla gelecekti bu arada. Çocuklar evdeler ya. Benim çocuklar da evdeler. Birlikte gezeriz diye düşünmüştük. Hatta çocukların böyle sevdiği şeyleri yaparız diye düşünmüştük. İşte bir Anıtkabir, bir Atakule. İşte çocukların merak ettikleri yerler. Şu niye böyle olmuş? Ezilmemiş. Elif bana diyor ki sen gel Neslihan. Dedim ben daha yeni geldim. Seni benim mi var diyor. Doğru seni beni yok da. Olsun dedim sen gel falan. Güzellerim işte. Yemeğimi kızartmaya başladım patateslerden. Bunlar oldu. Bir tane kapya biber doğradım ama bir tane daha doğradım köfteyi koyunca. Tam kızartmıyorum. Yemeğin içine de pişecek ya. O zaman çok eziliyor. Yani normalde 20 dakikada kızarıyor. Ben 15 ayarladım. Direkt aktarmıyorum ki şu yağsı iyice geçmesin yemeğe diye. Şimdi köfte de yağlı ya. Onun için böyle alıyorum. Ben daha kapya biber koyayım. Sabah keşfette geziyordum. Önüme köstebek pasta çıktı. Ay nasıl canım istedi. Dedim ben bugün bunu yapayım. Yiyeyim en iyisi. Şimdi köstebek pasta yapacağım. Köftem kızarıyor airfryda. Az yapacağım. Küçük borcamla. Büyük borcama dökmeyeceğim yani. Onun için 2 yumurta. Baktım krem şantim falan da var. Dedim yapayım. Şöyle şekerini az kullanıyorum. Krem şanti de koyacağım ya. Biliyorsunuz sizler de artık beni. Köpürteyle. Kakao. Köstebek pastamızın keki hazır. Bu borcam bize yeter de artar bile. Şimdi 180 derecede fansız alt üst ayar 15-20 dakikada pişer. İnce bir kek olmasını istiyoruz bakalım inşallah. İnce olması gerekiyor. Kekim pişti. Tam da istediğim gibi pişti. Yani çok kabarmadı bakın. Üstünü dolduracağız ya. Krem şantimi de yaptım. Dolapta soğuyor. Sonra devam edeceğim. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemeklerimi göstereyim. Ay mis gibi tencere yemeği yaptım. Az sulu bizim sevdiğimiz gibi. Yine bir belirteyim de suyu yok falan diye arada bir yazanlar oluyor. Bezelye, patates, havuç, kapya biber, köfte, mis. Karıştırayım mı bir? Karıştırırsam dağılır mı ki? Yok dağılmaz. Böyle yemekler kızartınca güzel oluyor bence. Kızartmayınca yine güzel oluyor ama kızartınca tabii sağlıksız oluyor ya herhalde. Ondan mıdır nedir bilmiyorum. Burada da pirinç pilavım var. Bunu bir karıştırayım. Niye kaydı kız bu? Kaymaz yoksa bu tencerede. Bunu birazcık yakayım.
ılık gibi ısınsın. Yoğurt çıkaracağım. Salata malzemem yok. Sadece kıvırcığım var. Yani salata yapmayacağım. Turşum da kalmadı. Sadece yoğurdumuz var. Yemeğimizi yedik biz. Bayağı da oldu. Yemekten sonra Esra'ya baktım. Şimdi köstebek pastamıza devam edeceğiz. Şöyle bardakla kesiyorum. Şöyle. Tek elle bunu zor çıkarıyorum. Bir dedim şöyle ortadan ikiye keseyim. Böyle çok tümsekli olmasın dedim. Bir tanesini öyle yaptım. Bir tanesini şöyle. Bakacağım güzellerim duruma. Yalnız bunu tek elimle çıkaramam. Yardım almam lazım da. Dur. Sizler de biliyorsunuzdur. Şu geri kalan kısımları rondodan geçireceğiz. Şöyle yapayım. Olabildiğince sık çıkarmaya çalışıyorum ama şöyle neden çıkmıyor? Yok. İlla bir elimi kullanmam lazım. Diğer elimi. Gelişi güzel. Şöyle krem şantilerimi de sürdüm. Kalan keklerimi de rondodan çektim. Şimdi üstünü kaplayacağız. Şöyle. Şöyle elinizle şekil verebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Görkem'i de arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Ay göremiyorsunuz ki. Ama anladınız güzellerim. Şöyle şekil veriyorum işte. Şöyle. Bakın. Bu ne? Köstebek pasta yapıyorum. Epeydir yapmamıştım. Ne zaman pişer? Pişti, ay, pişti. Oğlum oldu. Şimdi şekil veriyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol bebeğim. Gidiyor mu arkadaşım? Emre gidiyor musun? Otur oğlum. Pasta vereyim. Pastayı. Şu hani yarım kesmiştim ya, bu oydu. Bu birazcık daha sanırım tümsekli olacak. Kessem daha güzelmiş. Şöyle. Artan kek parçasını da kullanabilirsiniz. Ben bazen buzluğa koyuyorum. Bisküvi pasta falan yaptığım zaman üstünü süslüyorum. Evet. Evet, şunlar daha güzel olacakmış. Keşke de kesseymişim. Neyse artık. Evet, şimdi köstebek pastamızı süsleyeceğiz. Burada 9 tane var. 3 tane daha çıktı. Onu da Görkem'le arkadaşına verdim. Onlar yiyorlar şimdi. Azıcık çikolata sosum var. Varsa yani içinde. Bakalım. Şunlar ortadan böldüklerim. Şu ikisi. Onlar daha minnoş oldu. Ha, var gibi. Instagram'a da çekim yapıyorum ya. Yarısını oraya koyuyorum, yarısını buraya. Vallahi köstebek pastalarımız hazır. Şimdi çayımı demledim. Bir tane çayın yanında mis gibi gider. Bir tane yetmez belki de, bir tane yiyeceğim ama. Tabağıma koyunca içinde gösteririm sizlere.
Bugünlük de benim mesai biter. Birazcık televizyon izleyeyim. Çayımı doldurdum. 2 dilim pastamdan koydum. Vallahi kendim yaptım diye demiyorum ama çok güzel olmuş, yumuşacık. Bir tane yiyecektim de bakalım. Yani 2 tane yiyebilirim. Videomuzu sonlandıralım artık. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah kısmetse görüşürüz. Her birinizi öpüyorum.